Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarıyla devam edelim sevgili izleyiciler. Albayrak yaptığı konuşmada tünelin ucundaki ışığı artık gördük. Yavaş yavaş büyümeye de başlıyoruz açıklamasında bulundu. Bu arada hem yeni vergi sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu hem de enflasyonun giderek düştüğünü söyledi. Ayrıntılar haberimizde. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak katıldığı bir televizyon programında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Berat Albayrak 2018 Temmuz ayından bu yana yeni bir ekonomik model yürüttüklerini hatırlattı. Eylül ayında faizlerin %40'lara çıktığı bir dönemde yeni ekonomi programıyla daha istikrarlı bir sürece geçme adımı attık. Dengelenme sürecinin kendini göstereceği cari açık kaleminde iyileşmeleri gördük. Faizlerin %40'dan 20'lere düşmesini gördük ki daha da düşecek. Bakan Albayrak bu yıl cari dengenin sıfıra doğru çekildiğini söyledi. Albayrak şu an ihracatın ithalattan %86 fazla olduğunu ifade etti. En kötü dönemi geride bırakıp Mart-Nisan'da istihdamın daha da arttığı bir döneme giriyoruz. Tünelin sonundaki ışık büyümeye başladı. Önümüzdeki dönem çok daha pozitif bir sürece giriyoruz. Türkiye birçok anlamda sınandı, test edildi. Berat Albayrak, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tüm müdahalelere rağmen doğal gaz aramakta kararlı olduğunu söyledi. Albayrak Fatih'ten sonra yavuz gemisinin de aramaya katılmak üzere olduğunu kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Temmuz ayında Türkiye'ye gelebileceğini söyleyen Bakan, döviz artışının vatandaşı fazla etkilemediğini söyledi. Döviz kurlarını Türkiye'deki vatandaşlarımızı olumsuz etkileyecek süreç eskiye göre daha az. Önümüzdeki dönemde çok daha yoğun TL merkezi bir süreç hedefliyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı, vergi altyapısı konusunda yeni bir çalışma içine girdiklerini de ekledi. Emeklilikle ilgili çalışmalar hakkında da bilgi verdi. İmalat ve ihracat sektörünü destekleyecek, Haziran gibi paket açıklayacağız. Emeklilikle ilgili çalışmalar devam ediyor. Tüm paydaşların memnun olduğu bir emeklilik sistemi ortaya koyacağız. Bu yıl içinde değişimi gerçekleştireceğiz. Mart ve Nisan aylarında yarım milyondan fazla kişinin iş bulduğunu belirten Albayrak, Mayıs ve Haziran'da bu rakamın daha da artacağını belirtti. Turizmden bu yıl 35 milyar lira gelir geleceğini söyleyen Albayrak, vatandaşın rahat olmasını istedi.